Hep bizim evimizde, kendi kişisel olduğu. Kendi düşünce, az önce SMS geldi. Yapabileceklerini de düşünmüyorum yani. Ne yapalım açıklamalar? Bunlar neler? Anladım. 200 milyon yıldan beri nesillerini sürdürmeyi başaran dünyadaki en eski canlı türlerinden deniz kaplumbağalarının iki türü sini kaplumbağası yani genel olarak bilinen adıyla caretta caretta ve yeşil kaplumbağa Akdeniz sahillerini seçiyor. Ülkemiz adına ne mutlu ki böyle bir zenginliğe sahibiz. Dünyada korumaya alınan 7 tür deniz kaplumbağasından Akdeniz'deki bu iki tür için Kuzey Kıbrıs Türksel tüm paydaşlarıyla birlikte bu yaşam mücadelesine ve hayata bağlanma çabalarına destek olmayı misyon edinmiştir. Bu amaçla Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığımızın kaplumbağaları koruma projesine hiç tereddüt etmeden tam destek vermeyi kabul ettik. Erenköy-Dipkarpaz yolu üzerindeki Rönans Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde inşa edilecek Kaplumbağa Koruma Merkezi projemiz için toplandık. Bakanlığımızla imzalanacak protokol ile bu misyonumuza yeni bir boyut kazandırmanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Bugün bunu sizlerle paylaşmak için bir aradayız. Kaplumbağa Koruma Merkezi projesinin en önemli amacı deniz kaplumbağalarının üreme kumsallarında ayrıntılı bilimsel çalışmalar yapılması, yaralı deniz kaplumbağalarının tedavi edilmesini sağlamak ve doğal yaşam alanlarına geri döndürülmesidir. Kaplumbağalarımız için temiz sahiller, suyla güvenli buluşma, hayat bulma etkinlikleri yanında onlar için atılan bu yeni adım bizleri heyecanlandırmıştır. Bu proje ile Kuzey Kıbrıs Türksel olarak kaplumbağalar korumamız altında söylememizi yenilerken bu projenin katkı koyanları dışında bence adadaki her bireye kaplumbağaların korunması için büyük görevler düşüyor. Projelerimizde hep sizlerle birlikte hareket ettik. Tüm bunları birlikte başardık. Öncelikle kaplumbağalarımızın zarar görmemesi için sizlerin bilinçlendirme konusunda desteğiniz önemlidir. Umarız merkezimize getirilen yaralı kaplumbağaların sayısı gün geçtikçe azalır ve bu merkez sadece bilimsel araştırmalar için kullanılan bir merkez haline alır. Güzey ülkemizin sembolü haline gelmiş deniz kaplumbağaları için yaptırılacak bu merkezin hayırlı olmasını dilerken bu tarz projelerin aynı zamanda tüm toplum kesimleri tarafından desteklenmesi gerektiği düşüncemi de paylaşmak istiyorum bu vesileyle. Yine Çevre Bakanlığımızın katkılarıyla yıllardır sürdürdüğümüz bir diğer projemiz olan fidan dikim etkinliğimizden de bahsetmek istiyorum. Bu sene dikilen yeni fidanlarla 70 bin lira ulaşmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bunun yanında en son tüm ada genelinde yapılan Let's Do It etkinliğine de özel sektörü temsilen en yüksek katılımda 200 çalışanımız ile katıldık. Ve tek yürek olarak katkı koyduk, hep birlikte başardık. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyoruz Sayın Bakanımıza. Kaplumbağa Koruma Merkezi projesinin hayata geçmesinde başta bakanlığımıza, değerli çalışanlarına, Türksel ekibine ve katkı koyan herkese tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. Merkezimiz tamamlandığında sizlere ve Sayın Bakanımıza birlikte Dipkarpaz'daki yerinde açılışını yapmaktan da mutluluk duyacağımızı bu vesileyle söylemek isterim. Saygılarımla. Teşekkür ederiz. Evet, gayet güzel bir konuşma. Öz oldu, kısa oldu. Türksel'e biz tabii şimdiye kadarki verdiği katkılardan dolayı özellikle çevre konusunda tabii kaplumbağalar bunun başında geliyor. Dediğiniz gibi Türksel dendiğinde Kuzey Kıbrıs'ta bir ara hep kaplumbağalar geliyordu insanın aklına. Biz hem gurur duyuyoruz hem seviniyoruz. Yani sivil toplumun özellikle böyle kuruluşların çevre konusunda destek olması çok önemli. Çünkü devlet tek başına bunu yapabilecek seviyede hiçbir zaman olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde olamaz. Sivil toplumun desteği olmadan çevre konusunda hiçbir yere varamayız. Ben her zaman şeyi düşünüyorum. Bir çocuk, bebek doğar, emeklemeye başlar, yürür, ondan sonra da koşmaya başlar. Biz daha emekleme aşamasındayız. Çevre konusunda ben gelirken Magosa'dan Lefkoşa'ya veya Karpaz'dan Lefkoşa'ya refüjleri görüyorum. Daha işte bir hafta olmadı temizliğiyle. Ben bugün gelirken görüyorum, neredeyse eski haline dönmek üzere. Bu bir duyarlılık gerekiyor. Ha, dolayısıyla sizin gibi sivil kuruluşların yaptığı farkındalık olayları, böyle bunun gibi katkılar bu toplum adına, ülkemiz adına, insanımız adına çok önemli. O yüzden de ben gösterdiğiniz hassasiyet için size teşekkür ediyorum. Tabii Rönans'ta özellikle yapılacak olan bu birim bizim için de çok önemli. Çünkü o bölgede biz bunun eksikliğini sürekli olarak hissediyoruz. Herhangi bir olayda, müdahale etmemiz gereken olayda Magosa'dan ekip çıkartıp oraları kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Bu da çok kolay olmuyor.
Ama şimdi orada kuracağımız şubeyle, bu binayla birlikte hem kaplumbağaların rehabilitasyonu, hem onların korunması konusunda, hem de oradaki personelin çevreye olan gerekli müdahalelerin ilk anda yapılabilmesi ve kısa sürede yapılabilmesi açısından çok önemli bizim için. Onun için ben size burada çok teşekkür ediyorum. Sizin de katkılarınızla, bizim de katkılarımızla biz hem ekip hem de çalışanlarımız olarak size gönülden teşekkür ediyoruz. İnşallah bunun gibi yatırımların da, yardımların da devamının olacağı konusunda hiç şüphemiz yok. Bir de bu ağaç dikme etkinliği konusunda bu yıl sizden daha da özverili olmanızı istiyoruz. Çünkü hedefimiz bu adada her yerde yeşil alanların oluşması. Çünkü kurak bir iklimde yaşıyoruz. Dikilen fidanların bir kısmı kuraklıktan dolayı da tutmuyor maalesef. Dolayısıyla ne kadar dikersek, ne kadar tutturabilirsek ve ne kadar etrafımızı yeşillendirebilirsek, ülkemizin mavisiyle, yeşiliyle, havasıyla, doğasıyla, aynı zamanda da canlı varlıklarıyla birlikte bir bütün olarak hem dünyaya örnek oluruz diye düşünüyorum. Dünya bize gıptayla bakar, özenle bakar. Doğamızı hem koruyalım, hem içinde yaşıyoruz, hem de gelen misafirlerimize temiz bir çevre sunmuş oluruz diye düşünüyorum. Tekrardan ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İmzalarımızı atalım, bu işi bitirelim. İkimizin de içi rahat olsun. Buyurun, ben size şöyle vereyim.